Ablam nerede? Ha, senin haberin yok mu? Fırat'ın babasını vurmuşlar. Hastaneye gitti. Ne? Bir şey yok değil mi? Ölmedi. Ölmedi değil mi? Yok. Ameliyat oldu. Başında bekliyorlar işte. Hangi hastane? Benim hemen gitmem lazım. Söylesene hangi hastane? İyi de canım, ablan senin gelmeni istemiyor ki. Hele Fırat hiç istemiyor. Aslına bakarsan bu son yediğin haltlardan sonra kimse seni etrafında görmek istemiyor bak. Yine kafayı buldun, saçma sapan şeyler söylüyorsun. Söylemezsen söyleme. Ben de ablamı arar öğrenirim. Hiç boşuna uğraşma. Ablan seni bana emanet etti. Yani benim sorumluluğumdasın. O kapıya yaklaşmayı bile düşünme. Can, beni tedirgin ediyorsun şu an. Ne var ya? Hazır kimse yokken seninle şöyle uzun uzun bir sohbet edelim. Mesela bu haltları neden yediğini, niye gazeteleri aradığını, benimle ne alıp veremediğini olduğunu bir uzun uzun anlat bakalım bana. Can, bak ben çok kötü bir saldırıya uğradım. Tamam mı? Ölümden döndüm ben. Sinirlerim hala çıkan. O yüzden lütfen daha fazla üstüme gelme. Çekil önümden. Herkesin arasını bozmaya çalışıyorsun. Eski olayları ısıtıp ısıtıp milletin önüne koyup canını yakmaya çalışıyorsun. Peki ben senin canını gerçekten acıtırsam ne yapacaksın? Ha? Hiç korkmuyor musun başına geleceklerden? Senden mi korkacağım ben be? Ha? Sen zavallı, işe yaramaz herifin tekisin. Ablamın parasını yiyen bir asalaksın sen. Resimlerin de senin kadar zavallı. Ve ablam yakında senin gerçek yüzünü görecek ve sana tekmeyi basacak. Gününü göreceksin. Ama sen o günü biraz zor görürsün tatlım. Çünkü yakında Fırat seni şutlayacak. Sen de yarım bıraktığın işi tamamlarsın. Bu sefer iki kutu hap alıp huzur içinde geberip git. Ben de onun için elimden geleni yaparım. Tamam mı? Ne oluyor ya? Oh. Ya bu deliği zor tuttum vallahi. Size emanet. İki saattir ne çektim ben bilirim ha. Hoş geldiniz. Fırat kardeşim, baban nasıl oldu? Daha iyi. Bak neyin var senin? Ha? Tamam gel, seninle şöyle bir yukarı çıkalım. Hadi gel. Gel. Servet Bey, buyurun lütfen. Oo Servet Bey, büyük sürpriz sizi görmek. Hoş geldiniz. Değil mi? Deniz Hanım zorla getirdi. Lütfen buyurun. Sesini çıkarma, tamam mı? Sakin ol. Fırat çok üzgün. Şadi, baban nerede? Şadiye. Biliyorum, bu adam eskiden kötüydü ama biz o zaman ayrı düşmüştük. Baban anlattım bilmiyorum ama benle sözlüken gitti, annenle evlendi. Kasabada zaten dilden dile yayıldı destan gibi siz gittikten sonra hikayeniz. Biz de duyduk mecburen. Hatta sen babamın en yakın arkadaşı Erdoğan amcayla evlenmişsin sırf babama inat olsun diye. Artık nasıl ***sam? Ya hiç değilse biz açık açık yapıp namusumuza paramızı kazanıyoruz. Sen beni bile geçtin vallahi, bravo. Ama bir yerde de hocam sen sayılırsın be. Öyle yıllar yılı kapı diplerinde ben babamla izleyince siz gittikten sonra 30 tane doktor gelse iyileştiremeyecek yaralar açtınız bende be abla. Hiç bana şimdi öyleydi, böyleydi falan deme. Hiçbir şey temize çekemez seni benim gözümde. Hiç. Ha. Babam benden kaçmadan önce sizi parklarda gezdiriyordu. Balonlar, şekerler alıyordu değil mi? Hepsi benim kabahatim. Benden önce çok mutlu bir yuvanız vardı. Hepsini ben bozdum. Hadi oradan be, açtırma benim bayramlık ağzımı.
düzelecek her şey Berecim. Ama biraz zaman ver. Hiç zaman vermiyor ki. Hep aklına ilk geleni yapıyor. Bunca sene bekledim. Günahları mahvettireyim diye. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.